group of populist radical right parties and the case of Lega of Salvini. Actually, this article was published in a special issue, Journal of European Politics and Society. So in the journal, we use a similar theoretical and analytical framework, which is based on previous article, which was published in 2019, which was based on many Europe's actually. Especially we are focusing on, in my article, I focus on the case of Italy, and in the different articles, they focus on different types of Europe's understandings in the European continent, and various cases are analyzed by different authors in the special issue. Actually, Italy has been influenced by rising populism and Euroscepticism, especially after the economic and migration crisis. So these are the main triggering factors, 2008 economic crisis and then 2015 migration crisis, accelerated rising populism and Euroscepticism in Italian politics. And especially after Brexit, we see that because at the beginning after Brexit, there was a fear that it may have a domino effect on other countries and there may be new exits from the EU by the other member states. However, this was not the case actually, because we see that in many of the countries in the European continent, the populist radical right parties shifted their rhetoric towards transforming the Europe rather than leaving the EU. This was actually interesting turning point in the process. So then they focus on, especially in the case of Italy, they focus on the understanding that taking back Italian sovereignty rather than leaving the EU, especially this was the main argument of Salvini, Matteo Salvini, who is the leader of Lega. And also in this article, I focus on his discourse on Europe for Europeans, Italy for Italians, Italians first. We see similar rhetoric also in other countries, for example, also for alternative for Deutschland, Germany for Germans, Germans first. So these understandings can be seen in different populist radical parties. So we will talk about this in more detail later. This photo is from Piazza del Popolo in Rome. Actually, I attended this meeting and I took this photo myself. It was a very interesting experience for me. In the article, I didn't add this part actually, but I also made some participatory observation there as well. And after the meeting, I watched the meeting, and after the meeting, I met with some people who are wearing Lega t-shirts, etc. And I talked with them about why they came here, what do they expect from Salvini, etc. So I made very short interviews, because after the meeting, they would like to go away, of course, most of them, but some of them stay there. So I had a chance to make some observations there, which was an interesting experience for me. Maybe during the in this article, I didn't mention my analysis in this article, but if you are interested in that, we may talk about this after the in the Q&A session. So Lega case is very interesting for me, because it was transformed from a regional populist party focusing on more autonomy in the northern part of Italy, and it transformed to Lega, which is a populist radical right party, nationalist party. So at the beginning, it was more focusing on regional ideals and regional autonomy of the northern regions, because as you know, there's a huge northern and southern gap in Italy in economic terms, socioeconomic terms. That's why they want to have a more autonomy and, if it's possible, independence before. That was their main idea. And that's why the party's name was Lega Nord, in English, Northern League. But we see that in recent years, it was transformed to Lega, the League, rather than Lega Nord. So it was a very interesting transformation process, very unique case in European politics, that because it becomes then a nationalist party. We will also discuss about these things. And the others of these parties have been changed as well, because in Lega Nord, the others of Lega Nord had been Rome and the southern part of Italy. So below Rome and Rome are the main, you know, kind of others of the Lega Nord. But we see that after Salvini came to power in Lega, the main others became Brussels, the EU elites in Brussels, and also Muslim and African immigrants, actually. They are their particular others during the, especially in recent years after the migration crisis. I will talk about many Europe's understanding and this theoretical framework later, but in the article I argue that these parties are in favor, there are not only one Europe. There are many Europes, many understandings of Europe in European history and also inside the EU as well. Usually from Turkey, we
when we look towards the European Union, we think that it's a kind of a unique and unitary entity, which has that very clear characteristics, which has several clear characteristics, but it's not the case actually. Various understandings of Europe are somehow competing with each other and somehow sometimes clashing with each other, interacting with each other. So which will be more predominant in the near future, we will see. So it's still in the transformation process, an ongoing process, let's say. And this Europe understanding, parochial Europe understanding, is differentiated by its nativist approach. This nativism concept is also very important in the populist radical right parties, because this is based on the understanding that their citizens should benefit from the welfare benefits of the country. So their citizens should come the first in the country, rather than the immigrants or the refugees or the minorities, etc. So they focus on their own nation. And also they perceive the EU supranational structure as a threat to the nation state. So they are against the federal understanding of the European Union. So they are more in favor of flexible integration model, more intergovernmental understanding in the EU, so maintaining the national sovereignty as much as they can. That's the main idea of these parties, political parties. Especially before the European Parliament elections, we see these contestations came to the fore much more during this process. And in this article, I argued that Lega had become as kind of the pioneer of a parochial Europe understanding. So this map I add here, because during Lega Nord, when there was a Lega Nord, which was established by Umberto Bossi, who was the founder of the party, there was an idea that Padania should be more autonomous and, if it's possible, independent. So somehow there is a kind of an ideal like this, actually. But this ideal, as I told you, has been transformed to a more nationalist understanding later. So during my research, as Umut Hoca mentioned briefly, I focus on the case of Lega and its transformation from a populist regionalist party to a populist radical right party. I analyze the transformation of its others, its perception of parochial Europe understanding, and its pioneer role before the 2019 European elections. This is the last European elections that the people choose members of European Parliament in 2019. And actually after that, all the institutional frameworks and institutional frameworks, but institutional components in the EU also has been influenced from the process as well. So I analyzed the party manifestos, the discourse of its leaders during this, especially Matteo Salvini's discourse. And also actually the main idea when I went there was at the beginning to make interviews with the representatives from the party only. That was my main idea before I go there. But after a while, I understood that it's really hard to reach them. Although I had experience before, because during my PhD, I made interviews in the European Parliament in Brussels in 2006, when I was a PhD candidate. Also in 2012, I made interviews with the members of the German Parliament in Bundestag in Berlin before. This is the hardest one, I can say. It's very hard to reach them. And also, I can speak intermediate Spanish, but I cannot speak Italian, so I have to make the interviews in English. That was my main challenge during the process. So many of them rejected or didn't reply, etc. So then I, changed my focus point towards more expert interviews. Then I talk with usually and mostly the academics, experts from the think tanks, and also one journalist who wrote a book on populism. I through snowball sampling, I find these people, I reach these people. I made most of the interviews in Rome and also a few interviews in Florence and Pisa as well with some academics. And also after I came back, I also made two extra Skype interviews, one from Milan, an academic from Milan, and also another interview with Italian MEP from the socials. So when we come to the conceptual and analytical framework of the article, it's based on, as I told you, European multiplicity understanding. Actually, this article, firstly, it's focusing on these four main Europes, as I told you: Team Europe, TIC Europe, Parochial, and Global Europe. I don't want to go into detail, but briefly I will mention them because it's a bit complicated to explain all in detail now. While both TIC and Parochial Europes are in favor of a Fortress Europe understanding, is they are focusing on
Fortress European understanding is more close understanding to the European Union, which means that, you know, to be skeptical about migration and to have a free movement of people inside the boundaries, but on the other side, for the outsiders, it is very close understanding, let's say. So TIC Europe is more in favor of, TIC Europe is more based on cultural understanding of European identity, but on the other hand, they are more in favor of supranational or federal understanding in the European. And as I told you, Parallel Europe supporters favor a loose Europe. Nation states are the dominant actors. So it's more intergovernmental understanding of the European project. And also the supporters of Parallel Europe are usually influenced by xenophobia and Islamophobia as well. On the other hand, supporters of TIC Europe, they are more similar to each other, but they have a less exclusive stance of European and European identity compared to the Parallel Europe supporters. Actually, when we go back to these many Europe's understanding, also we can see that Chris Rumford wrote about this many Europe's with Bilberg, and then also Chris Rumford and Didan Buhari Bilmez, they wrote another article about, you know, these different many Europe's understanding who represents Europe. And at the beginning, they put forward three types of Europe's: TIC Europe, Team Europe, and Parallel Europe's. But then Didan Buhari Gülmez and Barış Gülmez also, you know, as I told you, wrote another recent article, and they put forward Team TIC, Parallel and Global Europe understands. Especially Buhari Gülmez and Rumford, and also Gülmez and Buhari Gülmez put forward, as I told you, especially in the crisis atmosphere, these different Europe's understandings may, you know, compete with each other, and it can, they can be become much more visible, they argue in their article. And TIC Europe relies upon common identity. TIC Europe stresses a harmony of, you know, complex interdependencies among the Europeans. So, especially European crisis, you know, there are several crises in European history, but especially in the, even inside the European Union, we see recently, as I told you, economic crisis, migration crisis, Brexit is another crisis, and the most recent one is the pandemic. So they are facing with several crises in recent years. So they put forward that in the Parallel Europe understanding, Parallel and Global Europe are also competing with each other as well. In line with Rosenau's thesis of fragmentation, which means combination of fragmentation and integration are going somehow hand in hand, both cosmopolitan pro-European understanding and divisive anti-European trends may emerge at the same time, actually, which is also argued, put forward by Bahar Rubeyli. So Parallel Europe, based on unmaking integrationist Europe, trying to remake Europe doing along micro-nationalist lines. And on the other hand, as I told you, Global Europe is the opposite version, refers to blurring the boundaries between European and global visions and remaking Europe along universalistic lines. So it's much more, of course, cosmopolitan understanding and open understanding of EU towards the outside world. And also for these parties, radical right parties, Eger and Valdez argued that this, they describe contemporary radical right parties as neo-nationalists, actually. And they argue that neo-nationalism occurs where national boundaries are settled, but they are perceived as to be under threat. So that was the main argument of these radical right parties. Although the boundaries are settled, somehow they argue that they are, these boundaries are under threat, so we have to protect them. So what are the characteristics of the perception of populist radical right parties about Europe? So what are the characteristics of parochial Europe understanding? As I told you, fortress Europe, which is close to the outside world, they have a Eurosceptic understanding about towards the EU. They want to transform the EU, but what kind of EU it is, it's a bit question mark, but we can just understand that they want to transform the EU to a more intergovernmental flexible integration model. Especially after Brexit, it becomes more visible. And also member states are the main dominant actors in the EU rather than the European Commission and other supranational actors. So loose EU understanding. What are the others of the Parallel Europe understanding? Global Europe understanding is there, one of their others, EU elites in Brussels.
You know, in Frankfurt, European Central Bank, etc. These are all the others for the Arab Europe. Immigrants, particularly Muslim immigrants and African immigrants. So it depends from one country to another. For example, in Italy, African immigrants are also the others for them as well. Refugees, Islam, Turkey's EU membership. For example, in Italy, we don't see it so much, but in my previous research, focusing on Germany and Austrian cases, because there's a lot of Turkish immigrants living there, they also somehow, all the Turkey's EU membership is not soon, you know, it's very stagnated now. We cannot go on the negotiation process, although it's still going on officially, it is somehow stagnated. You know, we cannot open a new chapter in the political tensions because of political tensions between Turkey and the EU and Cyprus issue, but you know, several reasons behind that. Turkey's EU membership is also used by these parties as one of the others. So they argue that, you know, if we will come to power, we are totally against Turkey's EU membership. So they also argue these things as well. They are nationalists, but what kind of nationalism they argue? Nativist nationalism, more exclusive nationalism. They have this kind of characteristic. Their nationalism is based on this understanding, let's say. And some of these, this is one of the main divisive issue for them. For some of them are pro-Russian, some of them are, of course, Russia skeptic, let's say. So for example, Lega, the party that I focus in this article, National Rally, which is the party of Marine Le Pen in France. Actually, this is another interesting case that can be studied much more in the maybe in the future, because they are now competing with Macron, and in the upcoming elections, probably they will compete much stronger with each other. So some of these parties are pro-Russian, have close ties with Russia, and even financial ties with Russia. There are several research about that as well, but this is not my main focus point. But several research are done in that field as well. Especially Scandinavian and Baltic in these countries, Scandinavian and Baltic states, the populist radical right parties are, of course, skeptical about Russia. So that's why they cannot act together in the European Parliament as well. They have different groups and they are acting not, you know, in a totally cohesive way, let's say. So briefly, let's look at Lega of Salvini, how, you know, we talk a bit about this because that they transformed from Lega Nord to Lega. So they were founded in Northern Italy in 1991 by Umberto Bossi, as I told you. And it was defined as a regionalist populist party. They were actually very Eurosceptic as well, and also anti-Eurozone party. You know, they sometimes also look like the anti-Eurozone party as well, but actually these parties are very flexible. So especially these populist parties, one of their main characteristics is that they are very flexible, and according to different conjuncture, they change their, you know, attitudes and policies and discourse sometimes. So this is very, very interesting and challenging side of these parties, in my point of view. So, for example, at the beginning, Italy is one of the founders of European. So they were very pro-European at the beginning. So for the Italian case, this is very interesting because especially for that, you know, because of the bureaucracy of Italy, you know, mafia and other, you know, challenges in Italy, they see EU as a more credible actor. So being part of the EU is very crucial for them, for their transparency, accountability, you know, solving of their problems, whatever. So that's why in Italy, we don't see so much exit discussions, actually. I mean, we don't see this kind of discussions so much, but the rise of Euroscepticism could be seen. But nowadays, it's a bit changing as well. You know, I will not mention this in my presentation, but maybe after the question and answer session, we can discuss about this as well. So especially fighting against corruption for being part of the EU also is also important in that sense as well. So Lega Nord positioned itself as a representative of the demands of Italians in the northern region of Padania. And, but then, as I told you, when Salvini came to power, Lega has gradually moved to a nativist position, neo-nationalist or nationalist position. They changed their, you know, logos, and you know, you can see that even in the logo of the party, Salvini Premier, Salvini's name was added in the logo of the party, Salvini Prime Minister. So somehow we see that, you know, charismatic leaders and also, you know, leaders are very important for populist radical right parties. But especially in Lega, this is very, very, you know, crucial case as well. So
He frequently, Salvini frequently emphasized that he's not against the EU, rather he wants another type of Europe. But what kind of Europe it is, it's not clear. It's actually a question mark. He also acted as an MEP in the European Parliament as well. So this is also very interesting because somehow the European Parliament also provides them interaction with other populist radical right party leaders and representatives. So somehow they are interacting, collaborating with each other. They are learning from each other as well. They are influencing their policies and discourse as well during this, after these interactions. And what are their common characteristics? They are sovereignist parties, they focus on national sovereignties, and also the main characteristics of these parties are they're anti-immigrant parties, especially after the migration crisis. One of the main characteristics that bring them together is their anti-migration attitudes and policies. So before the last European Parliament elections, we see that they have closer interactions, closer collaboration, they held a lot of meetings together, and actually they become also more visible. In the article, I didn't argue much about this, but as an additional point, maybe we can say also that Trump's election and also Brexit referendum, these things also somehow increase their self-confidence of these parties. They become much more self-confident, they become much more visible after Trump's coming to power and after Brexit referendum, because they were not expected that this will take place, but actually when they took place, they become much more self-confident and they become much more visible figures in the process. This was not from the article, from another article of mine and one of my colleagues. This article, this will be kind of a more comparative analysis. So these three parties will be compared in another sense. But I want to add this data as well. So you can see the last results in national elections. We can check only maybe just LEAK or Northern LEAK and LEGA, the same. So we see that, for example, in 2013 elections, national elections, they get 4.1%. And then in 2018 elections, they increased to 17.4%. So after the migration crisis, we see huge increase in the party's level of support. In the European Parliament elections as well, you see 6.2% in the previous European Parliament elections. In 2019, they increased to 34.26%. So we see very huge increase here. And actually they become the first party in the last European Parliament elections in Italy. So of course their self-confidence has become much more increased after this European Parliament, last 2019 European Parliament elections. I will show this tweet as well in the upcoming slide. So during the campaign period for 2019 European elections, Lega, as I told you, became the pioneer of this parallel Europe understanding. He was the main visible and pioneer actor in Italian electoral campaign for the European elections. And also, as I told you, they took part in some transnational electoral rallies in Italy and abroad. He visited Marine Le Pen and she comes to Italy as well. And even in this meeting that I showed you, the photo of the meeting, in that meeting, the European elections was also, mentioned and put forward by Salvini as well. So even from December 2018, they also started their campaign for the elections. So they really started the process much earlier and they were really, really influential during the campaign process. So as I told you, the transformation of the name, and especially after 2014, and also the change of the logo of the party, these are very important turning points. Actually, Lega came to power with five-star movements in the coalition in 2018 elections. So they were in the coalition government in 2018 up to the European Parliament elections. After that, there is a shift in the Italian politics as well. They are really, especially after the 2019 European Parliament elections. Actually, this article is focusing before that era. Even after that, a new government actually came to power in Italy, which is really interesting. Although in Turkish politics we are used to very interesting and challenging, surprising issues in politics all the time. Usually, very anyway, I don't want to go into Turkish politics, but somehow Italian politics is very, very interesting and very
surprising country as well. Anyway, so the campaign focused on being against this Europe or against certain aspects of this Europe. And after the, you know, as I told you, they became the first party in the in Italy in the European Parliament elections. And in his victory speech of Salvini, after winning these elections, he stated that not only is Lega the first party in Italy, also Marine Le Pen is the first party in France. Nigel Farage, who is the leader of the Brexit party, is the first party in the UK. So it is a sign of a Europe that is changing, he stated. So somehow all of these parties are have very high, you know, support, have high level of support by the public. And then they have, you know, especially Lega increased their support so much compared to previous parliament elections. So after the elections, actually, thanks to the citizens like this, you know, Grazie, first party in Italy, from Twitter. He's using social media. I mean, in my article, I did not mention it. I did not focus on it, actually, but they use social media also very, very successfully, especially Salvini. And usually we see that Instagram is used by them for focusing on the young generation. And also, you know, Twitter, of course, for more official purposes, and Facebook for older generations. They all also, for all of their meetings, you know, public meetings, etc., they were all held online from Facebook. I also watched some of them as well before the elections. Also from Instagram, they made, you know, again, live, some live, he's from the story part, they made some live meetings as well with the citizens. He took a lot of selfies with the people before the pandemic, of course. You know, and for example, during the meeting that I attended, the people whom I talked to, they say, okay, you know, look at him, he's one of us. You know, that's one of the main characteristics of this party, Populist Radical Right Party leaders. They seem to look like one of them somehow. He's coming, then after his speech, he came, you know, he climbed down the stairs and come among the people and you know, around the people and took selfies together with them, shake their hands, etc. So very, you know, positive communication, close communication with the citizens, let's say. In this parochial Europe understanding, Populist Radical Right parties believe that they may have more, you know, possible atmosphere, more positive atmosphere to realize their nationalist goals, actually. And especially before these, during the campaign process as well, MEPs from Le Pen and Salvini's parties also after the elections come together, they join their forces with anti-immigration parties across Europe to create the biggest radical right group in the European Parliament. Actually, I remember before the European Parliament elections, there were very huge expectations from these parties. And there was a fear that because in the European Parliament now, Christian Democrats and Social Democrats are the biggest groups in the European Parliament. So there was a fear that these parties may become much more powerful than these parties, Populist Radical Right parties, and somehow they may transform the European Parliament as well. That was the main fear. Also in media, you know, we see social media and other media, mainstream media, we see a lot of discussions about this, but actually it was not that bad that compared to the expectations. But at the end of the day, it's this group of 73 MEPs, so they all together in this, but actually there are also other Eurosceptic and, you know, more nationalist parties as well. They form another group, I will show you later. This group, which included Marine Le Pen's party, Salvini's party, etc., the name of this party changed to Identity and Democracy, actually. It has become the fifth largest group in the European Parliament after the 2019 European Parliament election. So it was, of course, they had a huge, you know, increase because they have now a 10% of share of MEPs in the European Parliament. In the previous European Parliament, it was 5%. So of course, there's a huge increase, but still, you know, they're not one of the biggest parties of the European Parliament still. And the leader of this group is Marco Zanni, again from he's an MEP from Lega, and who stated that it was important for all these parties with a radically different view of Europe to join forces. So that was mentioned by him after the elections.
Again, I added this table as well from our other article, as I told, which will be published in a national journal soon. More focusing on comparative analysis. As you see here, Identity and Democracy Group ID, 73 MEPs. Biggest group, Social Democrats, one of the biggest group is EPP, European People's Party, Christian Democrat Party, 182 members. Social Democrats, 154 members. So these are the biggest groups still. But ID is, as I told you, 73 members, fifth group, biggest group in the European Parliament. So when we check the transformation in their others in general, as I mentioned, Lega Nord was focusing on more autonomy of Northern Italy. They were arguing that, you know, why we are paying our taxes and supporting the southern regions in Sicily, etc., and the other regions in the southern part of Italy. So there is a kind of the othering of southern Italian immigrants somehow during this, you know, Lega Nord period, let's say. But then after it was transformed to Lega, the main focus are non-European immigrants and also African immigrants, Muslim immigrants, etc. They were constructed as others of Lega during this process. When we compare with TIC Europe understanding, as I told you, TIC Europe favors further European integration, focusing on cultural European identity again. Political Europe focuses more on sovereignty of the member states inside the loose EU, in which nation states are the dominant actors. So although they focus on cultural understanding in European identity, which means Christianity, you know, Roman Empire, you know, especially rather than focusing on Enlightenment values, they focus on, you know, previous history, let's say. Political Europe may be the other of Global Europe, as I told you as well. They are also others of each other. And the main representative of Global Europe inside the EU is now nowadays represented by Angela Merkel. But Angela Merkel, as you know, is, you know, finishing her term, and a new election, upcoming election in Germany will take place as well. So we will see how the situation in Germany and Europe will transform. But nowadays, when we look at the surveys, Greens are, you know, at the first level in the surveys, you know, they are going even, you know, stronger than CDU, Christian Democratic Union, which is Merkel's party. So Greens are, and also another woman leader of this party, they are going, they are at the highest level now. So we will see how this transformation process will take place after the elections in Germany. So, okay, a few slides left. So the others of Political Europe, and again, we focus on this part. So for the supporters of Political Europe, when we look at the Turkey's EU membership discussions for the case of Lega, and also in general, let's say, even if Turkey could fulfill Copenhagen criteria, Turkey is not perceived as part of European identity by these parties. Actually, I observed this also during my, you know, research for my PhD dissertation as well, when I was doing my research in 2006 in Brussels. I observed that for some of the MEPs there, whether in 2006, the reform process in Turkey was going really fast, well at that time, actually. I mean, maybe a little bit, you know, 2000 and 2005 is the main reform process in Turkey in terms of Europeanization. But still, 2006 was also quite good compared to nowadays, of course. However, for some of these MEPs, for example, whatever Turkey will do, you cannot convince them about Europeanness of Turkey. They don't see Turkey as part of European identity. And so whatever reforms you have done, etc., you cannot change your policies and discourse about Turkey. For example, Manfred Weber, now he is the leader of the Christian Democrat groups, EPP. He's the leader of it. And I made an interview with him. So even in those days, actually, he's against Turkey's EU membership. Still, he's still nowadays, of course, saying his words much more harshly towards Turkey, against Turkey membership. So, but on the other hand, there are some actors inside the EU, especially Greens and Social Democrats. They have a more value-based approach. So they argue that, okay, if Turkey will fulfill Copenhagen criteria in terms of democracy, human rights, rule of law, etc., okay, then Turkey can be considered as a European country as well. So these are the main values that we have to focus on. Actually, EU is based on these values officially.
But de facto still culture and identity, cultural understanding of European identity is still somehow part of this European Parliament, inside European Parliament and also inside other institutions as well. But of course, especially European Parliament is representing the citizens. Just a moment, I will just bir şarja takıp hemen geliyorum. Pardon. Bilgisayarı. Okay, sorry. So, if you go back to our topic again, so I want to leave this background information to you. So we mentioned a tick group of supporters has tried to find a middle way about Turkey's membership. For example, tick group of supporters may be given as Christian Democrat parties, usually may be given as supporters of tick group understanding. They try to find a middle way, such as privileged partnership discussions about Turkey, a strategic partnership or privileged partnership for Turkey. So they try to find a middle ground rather than full membership, but they don't say that, they cannot say that also, okay, Turkey's, whatever Turkey does, we will never accept Turkey as a European Union member. They didn't say this, but they tried to find a middle way somehow. So it's different than the supporters of, the Populist Radical Right parties actually. So because Populist Radical Right parties totally against the Turkey's EU membership from the beginning. So when we come back to the case of Lega, before 2018 national elections, Lega put forward candidates across Italy rather than only the north. Before that, only they were, putting forward suggesting candidates in the northern part of Italy. But before the 2018 elections, they also have candidates in different parts of Italy. So this process started before the election, in national elections in Italy, and also the, as I told you, there is a Lega North becomes Lega, and you know there is a transformation in the party already. So they also, it also affected their candidacy process in Italian elections as well. And also we see personalization process of Lega and Salvini's especially dominance inside Lega has become much more obvious in this process. And also the name of Salvini was added to the logo of the party as well. And in this elections, actually, Lega got its best electoral performance ever in 2018 elections. As I told you, they are not the first party. The first party was Five Star Movement. They were the second party, but they became coalition partners in 2018. Okay, so in the interviews, I want to touch upon the main points. Of course, I don't want to go into detail. And nearly all of the interviews emphasize that your skepticism in Italy was triggered by economic crisis and then accelerated by migration crisis. So these are the main turning points, according to the interviewees. One interview suggests that Bossi used the rhetoric of we, the Northern people, and for Salvini, the we has become the people of Italy. So they have he has a more nationalist perspective. Italy against the rest. This was his main discourse. According to one of the interviews, since its transformation to Lega, the party has moved towards Europe. They stated that we are pro-Europe, but not this Europe. So we will have a different EU, they argue. This was also the argument which I put forward in the article. And another interview stated that the EU is perceived by Lega as an elite project. So they see EU, because it's a very typical characteristic of populist parties, they differentiate people between elites and the pure people. So they define themselves as representatives of the pure people against the elites. So this is a typical characteristic of populist parties. So this is also seen in the case of Lega as well. So before that, the main elites were, they were against the Italian elites, the national elites maybe, but nowadays they're focused on the EU elites. And they see the EU as a kind of a Trojan horse of globalization also. So they see this from this perspective as well. Because they argue that the EU elites are bureaucrats, technocrats, which are enemies of the people because they don't understand, they are far away from the needs of the people they claim.
In during my research, also one of the interviewees actually, he put forward also this idea. He suggested me, recommended me to add this literature to my literature review as well from Bardi's article. Bardi argued that there is another type of Euroscepticism as well, which is horizontal Euroscepticism. And not only towards the European Union, and also inside Italy, for example, we see skepticism towards France. And this skepticism towards France is defined as horizontal Euroscepticism. Also, we see the similar attitude from Macron to Italy as well sometimes. It manifests itself in negative attitudes, statements by citizens or political figures towards other EU member states. Somehow, so not only towards Brussels, but also towards other member states, they may, you know, kind of increase their Euroscepticism as well. So we see, especially before European Parliament elections, we see a lot of discourse like this against Macron, even in Lega and also in, for example, Five Star Movement as well. We see similar attitudes after Yellow Vest protests, for example, in France. They also especially emphasize their anti-Macron discourse so much during this process. One of the interviewers argued that both sides have appreciated horizontal Euroscepticism. As I told you, Macron stated that Salvini is the symbol of other of everything which is born in Europe. So we see that this similar horizontal Euroscepticism is also used from Macron to Salvini as well. As I told you, they collaborate especially with national rallies. So especially Marine Le Pen and Salvini are very important, you know, very close allies during this process, close partners, and also Freedom Party of Austria, which was Haider's party. Of course, Haider died and the new you know, leaders came to power, and then there's a shift after corruption scandal, etc. So they want to transform Europe, united by an anti-immigrant attitude, and they share a common discourse, actually. They argue that Europe's culture is fading away due to invasion of immigrants. So they want to, they always, for example, before the elections, they in the social media, I'm following Salvini and his party's you know, for my research, I'm following them as well from different social media accounts. He always, you know, puts a lot of, you know, shares a lot of photos from, you know, African immigrants coming by boats to, you know, Italian shores, etc. And actually nowadays, this is not part of the article, but there is now a trial going on, which is against Salvini because of, you know, he didn't let disembarkation of several search and rescue ships. They are coming to the Italian shores, and they didn't let the people inside who are rescued by the NGOs, search and rescue NGOs, they didn't let them coming to the Italian shores, etc. for several days. That's why some people had very, you know, difficult times in the ship because they are usually, you know, ill, etc. So now a trial has been opened against Salvini. It's still going on. Okay, now. So last four slides, and I'm finishing. So interviewee two is my only interviewee from the party, who is from Lega, a member from the Chamber of Deputies, actually. He put forward very interesting ideas and, you know, arguments about the party. So really, I understand the party much better after talking with him. He put forward that it's a big opportunity to change Europe next May in the European Parliament elections. So I made the interview before the elections. So he said this. We will cooperate with the Eurosceptic parties to change this Europe, break the big alliance of European People's Party and Socialists. So they want to, the main goal of them is to break the big alliance in the European Parliament between Christian Democrats and Socialists. He added that we would like to change this Europe, especially for economic issues. And also we want to protect traditional values. We would like to emphasize history of Europe because this EU is not emphasizing the value of traditional Europe before French Revolution. As I told you, they focus on, rather than enlightenment values of the European history, they want to focus on more cultural side of the issue of their, before the, you know, French Revolution period, they want to focus on. Also, for example, Christian Democrat parties, when I asked their understanding of European identity during my PhD research, they have mainly three pillars of European identity understanding, Christianity, Greek heritage, and Roman Empire. These are their main reference points for them, for example. So as you see, you know, for different political actors, their understanding and main reference points are changing for European identity.
So as I told you, you know, for Parakal Europe, they claim that by having restrictive migration policies and nativist policies, they are able to protect European identity and culture from invasion of foreign cultures better. So they claim that these parties, mainstream parties, center-right and center-left parties, Christian Democrats and Socialists, they are not protecting our identity as well. So they argue that they are nativists, they are nationalists, but at the same time, they are skeptical about the EU, but they argue that, they claim that we will protect European identity much better than the other parties. This is a very interesting dilemma, you know? So somehow they claim that they will protect European identity much better than the other parties. So this is very, very interesting, actually, argument and claim by them. So most of the interviews emphasize that the other four Lega, Northwest Southern Italy, and the immigrants coming from there, and for Lega, the main others became immigrants and EU citizens, as we mentioned. One of the interviewers argued that they found the recipe of the national rally, the French party, which Marine Le Pen's party. The name was, it was actually Front National, but then the name of the party was changed recently to National Rally. So they, you know, blame immigrants and also Europe. So they, Europe, it means European Union here. They are using the similar, especially National Rally is seen by these parties as a kind of a role model as well. So this is actually very clear, one of the oldest parties, populist democratic parties in Europe, which is still, very influential actor. So that's why they are really seen as a role model by several political parties, especially Lega as well. So the Lega member, he differentiated Lega from National Rally, which was also a very interesting idea, because Lega North, some years ago in 1990s, there was also an idea of Committee of the, Europe of Regions. So that they were in favor of, rather than a nationalist, you know, understanding, they are in favor of rising importance of regions in Europe. So they are in favor of Europe of Regions, rather than Europe of Nation States. So they changed their policy, as I told you. So somehow they were collaborating with Catalan parties before during those years, but nowadays they are collaborating with National Rally, which is a very important shift as well. When I asked this alliance about this question about this alliance with National Rally, he said that we are different in that sense. They don't want decentralization, but somehow at this point, we fight against this Europe together, he said to me, which was a very interesting argument. Now we have a common enemy. The EU is not the enemy, but rather it is bureaucrats that they are staying inside the EU. That's why we would like to change the EU, not escape from the EU, he argued. So this is very, very interesting, actually, argument that was put forward. So although National Rally does not have any decentralization understanding like Lega North, their historical background is based on Lega North, and still actually this during my talks inside the public after this meeting in Piazza del Popolo, one of the members of the party, he was coming from northern part of Italy, who is a member of Lega. This more the emphasis on more decentralization, you know, more autonomy for the northern regions, etc. These are still, you know, put forward somehow by the party as well. He emphasized that it is very important to stay in the EU, especially for northern Italy, because we have close economic ties with Germany. So that's why, of course, we cannot leave the European Union, and also with other countries of Europe, we are collaborating. We have international trade ties, economic ties, etc. So that's why we will fight against these policies of Brussels and illegal migration together with these parties. And I also asked him about Turkey's EU membership. He stated that from the beginning, we see Turkey in geographical terms, cultural terms, historical terms, Turkey cannot be a member of the EU. But because Turkey's membership is not very, you know, popular topic nowadays, in European politics, somehow it's not on top of the agenda of Lega nowadays, and it was not, you know, mentioned so much also before the European Parliament elections as well. But for Germany and Austria, very interestingly, although Turkey relations are already stagnated, as I told you, it's not going, you know, in a very positive direction. Before all the elections, probably we will see also before the German upcoming elections as well, Turkey's EU membership somehow comes to the fore, and, you know,
even, you know, Merkel in the previous elections, she always stated that, okay, we are not in favor of full membership of Turkey, maybe privileged partnership, something like that. So always because of the presence of Turkish immigrants in Germany and Austria, high level of Turkish immigrants, somehow Turkey, the case of the question of Turkey has come to the fore before national elections, especially in these countries. So that's why, as I told you, Turkey may be defined as one of the others of Lega Nord, but nowadays, because of not you know, close ties between Turkey and EU, and full membership of Turkey is not very, you know, soon, that's why it's not on the top topics, high topics, and high focus points of the Lega anymore. One of the interviewees from the think tanks, she was participating in a project about populism and Islam, and she mentioned that really. She stated that Lega has a very clear anti-Islam stance. Islamophobia was very clear, actually, in their characteristics as well. Several other interviews also mentioned it as well. I don't want to go into detail. And also anti-migration, as I told you. For example, one of the interviews mentioned that Salvini claims that we are under invasion. Our culture may be destroyed by immigrants, and especially the African immigrants. Visually and in other ways, somehow they are constructed as the others for Lega. So as a conclusion, Lega's transformation from a populist regionalist party to a radical right party is a very unique case in European politics. And after the economic and migration crisis, Lega Nord's goal of regional autonomy has been replaced by nativism within a parallel Europe, as I told you. After Brexit process, Lega is claiming and focusing on transforming the European Union rather than leaving the EU. But what kind of Europe, it is still not clear, but in the article I tried to put forward some of its main characteristics that they are focusing on. But somehow their main goal is, of course, taking back sovereignty to the member states again. But although, as you know, EU is an integration project, so actually it's based on voluntarily sharing your sovereignty with the supranational actors in the European Union institutions. So that's the main basis of the EU project. So they are against supranational understanding in the EU. So Salvini's understanding of Europe can be defined as parallel Europe, as I told you, which is refers to fragmented Europe, fortress Europe, to protect it against culturally defined outsiders, which are immigrants, refugees, particularly more African immigrants. It has collaborated closely with National Rally, Marine Le Pen's party, and other populist radical right parties, before, especially before 2019 elections. They come together much more frequently and more in a more visible way, because before that, these parties, skepticism about these parties, so they usually meet together in behind closed doors usually, but nowadays it's changing. They have similar others, the EU elites in Brussels, immigrants, etc. So that's why they have a common understanding of parallel Europe. And especially before the elections, 2019 elections, Salvini became the pioneer of these populist radical right parties to transform Europe. And we see that they didn't become very, you know, strong after these elections, but they became the fifth party after this last European election. But actually, they really increased their power, definitely. So nowadays, Europe is facing, also all over the world, we are facing the COVID-19 pandemic. So we will still see, it's unclear which Europe will predominate inside the EU in this, after the pandemic. It also depends, actually, to what extent the mainstream parties, center-right and center-left parties, can solve the social problems of the pandemic. So if these solutions cannot be found, or, you know, Greens or other parties, you know, who are who are inside the parliaments, etc. If they are not so, strong enough and powerful enough to solve the problems of socioeconomic problems of the people in the societies, somehow these parties may again increase their influence. So we will see how it evolves. I argue that parallel Europe approach of populist radical right parties is one of the main challenges of the EU project, which is based on common values, actually. So they are really strong challenges of the EU project based on common values. So we will see which Europe will eventually predominate inside the EU. This will significantly influence future of the EU project, and also this will also influence future of Turkey-EU relations as well. Of course, Turkey relations is also
influenced by domestic politics in Turkey and other external factors as well. But this is also one of the main important points, important factors that will influence Turkey-EU relations as well. Okay, stop here, Umut Hocam. So if there are any questions or comments, I'm waiting for them. Selcan Hocam çok teşekkürler. Beklediğimden de ilginç, çok güzel ve akıcı çok bir sunumdu. Çok teşekkürler. Thank you so much. İzninizle Türkçe'ye dönebiliriz diye düşünüyorum önerdiğiniz tabii gibi. Tabii ki yabancı misafirimiz. Yabancı misafirimiz de olmadığını gözeterek. Öncelikle daha ilgili soruları alarak belki başlayabiliriz. Benim genel sorularım var. Nasıl izlersiniz? Ebru Hoca belki... Yazdığın soruyu seslendirmek ister mi? Göremedim, okumadım ama. Yorum yaparak başlamak ister mi acaba? Evet, Selcan Hanım çok teşekkür ederim. Asıl İtalya uzmanımız Ebru Hoca tabii yani. Yok, estağfurullah. Yok, ben de popülizm kısmıyla hiç açıkçası çok çalışmadım İtalya'yı. Böyle bir iki chapter edit etmiştim ama yani çok enteresan çünkü bence yani bu çalışmanın en kıymetli kısmı saha araştırması yerinde yapılmış bir çalışma. O yüzden yani senin research'e gittiğin dönemki datalar o dönemi anlamak için çok relevant. O yüzden tabii yani çok bence, şey değişti üstüne tabii. Tabii çok şey değişti. Ben de burada aslında chat'e de biraz yazmaya çalıştım. Yani bunlar pek soru niteliğinde değil ama birincisi yani belki sohbet olarak konuşabiliriz. Çok fazla domine etmek de istemiyorum ama burada bu sağ popülist koalisyonun iki tane önemli ayağı vardı. Bir tanesi Lega, Lig, Kuzey Ligi. Bir tanesi de Beş Yıldız Hareketi, Movimento Cento Stelle. Bu yani bence İtalya'daki sağ popülizmi anlamak için son yıllarda özellikle Beş Yıldız Hareketi'ni iyi anlayabilmek gerekiyor. Çünkü Lega hiçbir zaman popülist bir parti olma sevdasıyla çıkmadı. Biz sonra Lega'yı popülist kalıba soktuk. Yani bayağı etnonasyonalist bir partiydi Lega, Kuzey İtalya'nın. İtalya'dan ayrılması gerektiğini ve işte Avrupa entegrasyonuna tamamen karşı duruşu olan bir siyasi partiydi. Ama yani son yıllarda özellikle bu Beppe Grillo, bir komedyen biliyorsunuz Beppe Grillo. Evet, evet. Yani Grillo'nun Beş Yıldız Hareketi'ni çıkartmasının altındaki temel itici vektörler aslında şeydi, çevre konusunda İtalyan siyasetinde bir farkındalık yaratmak ve işte dijital teknolojileri daha fazla kullanmak. Böyle bir şey, sanal bir seçmen kitlesi, gençlerden, çevre hareketine destek verenlerden ve işte İtalya'daki korrupsiyona karşı destek verenlerden oluşan bir hareketti aslında ilk çıkışı. Hı hı hı. Fakat sonra yani Lega nasıl zaman içerisinde popülist bir parti duruşuna dönüştüyse Lega da oradan uzaklaştı. Beş Yıldız Hareketi de ondan uzaklaştı. Yani Beppe Grillo'nun gitmesiyle birlikte harekette özellikle çevre bacağı, işte dijital bir space üzerinden evet, digital democracy falan savunuyoruz diyorlar. Evet. Evet, yani o kısım bitti. Ve bu aslında bence şey çok enteresan. Yani Selcan onu kaçırmış olabilirim. Mesela öyle ki bunların popülist söylemle yola çıkışı o kadar çok prim getirdi ki iki partiye. 2006'da Berlusconi, ki yani merkez sağ Berlusconi şey yaptı. Ben dedi popülist bir koalisyon kuracağım dedi Lega ile beraber. Hmm. Onların oy oranından faydalanmaya çalıştı. Ve başarılı olamadı. Yani bu belki de Berlusconi'nin de sonunu getiren bir şey oldu o dönemde. Ama şöyle yani bence popülist hareket İtalya'da yani ta Gramsci'ye kadar falan gidebilecek bir şey. Sol popülizmle incelenmesi gerekiyor. Yani siyasal evet. Teori olarak ona belki çok daha detaylı bir teorisyenlerin inceleme alanı ama yani İtalyan siyasetinin şöyle bir özelliği var. İtalyan siyasetinde 3 tane dönem var. 90'ların sonuna kadar, 94'e kadar olan dönemde iki parti egemenliği var. Yani bayağı aslında ideological bir kılıbı. Sol sağ, komünistler bir tarafta. Ve Hristiyan Demokratlar bir tarafı. Sonra 94'te Berlusconi bunu tamamen değiştiriyor. Yani Berlusconi'nin ortaya çıkışı İtalyan siyaseti için ikinci cumhuriyet dönemini başlatıyor. Yani bu iki büyük ana akım sağ sol parti bir anda oy kaybediyor. Ve ondan sonra işte daha çok bu hani general will, işte corrupt elite, işte yani halk için popülist propaganda söyleme çok aslında alan açıyor. Bir sürü böyle küçük ve bir anda çıkan partileri. Ve yani o yüzden de üçüncü cumhuriyette işte bu son dönem Selcan'ın araştırmasını yaptığı dönemki döneme denk geliyor biraz. Yani
aslında popülizm bugün var yarın yok, çok hızlı kabuk değiştiriyor, içeriği değişiyor, aktörler çok hızlı değişiyor, ama bence İtalyan siyaseti için önemli olan, yani bu çalışmanın da bence daha broader bir perspektifte katkı yapacağı şey, İtalya'daki demokrasi kültürüyle ilgili bir problem var. Yani onu tekrar hatıra getiriyor. Çünkü İtalya'da demokrasiye inanç çok yüksek. Avrupa ortalamasının çok üstünde. Fakat demokrasiyi kurumlarla bağdaştırıyor. Yani kurumlara olan güven çok düşük. Özellikle böyle partilere, siyasal partilere olan güven çok düşük ve popülist partiler bunu çok hızlı sömürüyorlar. Yani bence asıl şey, buradan sonra senin çalışmanın da mutlaka fit edebileceği şey, burada soru olarak da yazdım aslında. Yani burada o representative democracy için bütün bu hızlı popülist evrim ne anlama geliyor? Çünkü popülist partilerin en kötü tarafı şu, popülist partiler insanların demokrasiye olan inancını da düşürüyorlar. Yani şimdi demokrasiyi seversin ama kurumları eleştirirsin, bu okey, kurumları iyileştirmek için bir hevesin vardır. Ama eğer ki temsili demokrasi, bu liberal demokrasiye olan inancı da parçalıyorsa, popülist partiler bunu Avrupa'nın hemen hemen her yerinde yapıyor. Aynen. O zaman işte daha büyük bir perspektiften belki bu representative demokrasi ile ilgili bir sorun daha iyi analiz edilebilir, ortaya konulabilir. Yani benim bir sorum yok. Ben sadece bu konudaki fikrini sormuştum Selcan'a, ama demokrasi, yani Selcan çok demokrasi çalışmadığı için, yani sana da haksızlık olsun istemiyorum, ama bu kadar bu alanda çalışan bir insan olarak görüşlerin önemli bence Selcan. Yani demokrasiye olan inanç, o demokratik decline'a çok kötü bir yönde contribute ediyorlar bu popülist partiler. Kesinlikle öyle. Yani liberal demokrasi zaten çok büyük tehdit, yani dediğim gibi. Yani liberal demokrasiye, katılımcı demokrasiye vesaire, partisipatör demokrasiye çok büyük tehditler. Yani demokrasiyi ortadan kaldıracağız demiyor zaten partiler de. Bundan yararlanarak, demokrasinin nimetlerinden de faydalanarak bir şekilde liberal demokrasiyi tehdit ediyorlar. Beş Yıldız Hareketi, Ebru dediğin gibi, onlar çok daha enteresan. Yani mesela kendilerini ne sağ ne sol, mesela literatürde genelde sol popülizme yakın diye tarif edildiği de oluyor, ama kendilerini tanımlamaları ne sağ ne sol diye tanımlıyor. Hatta kendilerini bir siyasi parti olarak bile tanımlamıyorlar, bir siyasi hareket olarak tanımlıyorlar. Yani o yüzden gerçekten çok enteresan bir oluşum. Tamamıyla dediğin gibi, mesela ikisinin arasındaki kıyaslama yaptığında diğer makalede o daha çok tartışılıyordu. Dediğim gibi popülizm, bu arada şey de, yani bütün görüştüğüm kişiler de popülizm, dediğim gibi İtalyan siyasetinin aslında yeni çıkan bir şey değil. İtalyan siyasetinin çok karakteristik bir özelliği olduğunu ve pek çok İtalya'daki siyasi parti popülist karakteristik özelliğin görüldüğünü vurguladılar mesela. Yani hepsinde, her birinde bir miktar var. Popülizmin hani burası ana vatanı gibi bir şey dediler yani, açıkçası İtalya için görüştüğüm kişiler, uzmanlar. O yüzden çok haklısın o konudaki vurgunda. Ve Beş Yıldız Hareketi de dediğim gibi arasındaki en temel fark da Lega, tabii özellikle Kuzey İtalya'da tabii çok yerelde çok güçlü örgütlenmeleri olan bir partiyken, Five Star Movement da tamamen online örgütlenme. Facebook üzerinden gruplar kuruluyor, önce oradan o üye oluyorsun falan, çok değişik bir, onunla ilgili çok ciddi araştırmalar var. Ben o kadar o şey kısmına, örgütlenme kısmına falan tabii girmedim. Daha çok söylemleri ve göçe bakışları, AB'ye bakışları falan üzerinden bir araştırma yapmaya çalıştım. Ama Five Star Movement ayrı bir, gerçekten çok unique bir entity, yani öyle diyeyim. Tamamıyla kendine özgü bir hareket. Ve bir şekilde Pecrillo'nun dediğin gibi öncelikle blogu üzerinden, yani önce blog açıyor, blogu öne çıkıyor. Sonra işte yüzde meetingler, toplantılar yapıyor falan bu şekilde ve online örgütlenme üzerinden birinci parti haline geliyor 2018'de. İnanılır gibi değil, yani inanılmaz bir şey, hikaye. Fakat tabii şu an düşüşteler. Yani yine de yeni koalisyonda da yer alıyorlar ama ciddi bir düşüş var tabii. Bu arada şeyin de öyle, Lega'nın da öyle. Yani şeyden sonra, bu arada onu tabii girmedik, yani makale şeyde bitiyor, Avrupa Parlamento seçimlerine kadar, ama Avrupa Parlamento seçimlerinden sonra da Lega birinci çıkınca diyor ki ben çekiliyorum şeyden, koalisyondan, ve şeyi bekliyor aslında, hedef yani bir erken seçim olsun düşüncesiyle çekiliyor. Fakat bu arada yeni bir koalisyon oluşturuluyor. Sosyal demokratları da içine alan yeni bir koalisyon oluşturuluyor. Fakat daha sonra yeniden bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Ve yakın dönemde eski Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı Draghi'nin başkanlığında yeni bir koalisyon şimdi oluşturdular. Ve bunun içine bu arada Lega da destek verdi. Yani düşünün, hani Euroskeptik bir partiye dönüştü diyoruz, Avrupa şüphecisi diyoruz. Ama şu an eski Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı olan kişi
şeyin başında, hükümetin başında, başbakan konumunda ve bir yandan da hem Lega destekliyor bu partiyi, hem Pakistan, yani pek çok bütün böyle büyük bir koalisyon hükümeti kurdular. Bakalım bu ne kadar gidecek, ne kadar sürdürebilir, ama şu an şöyle bir durumda oldu. Pandemiden sonra Avrupa Birliği fonlarına çok büyük de ihtiyaçları olduğu için Avrupa şüpheciliği de şu an rafa kalkmış durumda. Ve bu arada Recovery Fund dediğimiz Avrupa Birliği pandemi sonrası geçen Haziran'dan itibaren İtalya'ya ve işte özellikle güneydeki ülkelere yönelik bu bayağı tartışma konusu oldu. Nasıl bu fonları oluşturalım, nasıl verelim, işte borçlanma ve faiz süreçleri vesaire nasıl olsun. Bununla ilgili önemli tartışmalar oldu ve bir şekilde bu recovery fundlar bayağı da onların da lehine olacak şekilde çıkartıldı. Aslında kuzeydeki bazı ülkeler biraz direndiler ama şu anki veriliş tarzında çok detayına girmek istemiyorum. Ama bu fonların da o yüzden yönetiminin, aslında Draghi'nin gelmesinin nedeni de bu, fonları Draghi'nin yönetimine bırakalım ve bir şekilde İtalyan ekonomisini toparlayalım düşüncesiyle. O yüzden şu an AB süreci ve Avrupa Birliği şüpheciliği şu an bu makaleyi yazsam bambaşka bir boyut. Ama bu şey anlamına gelmiyor. Hala da bu partilerin artık, yani Avrupa Birliği dönüştürelim söylemi devam ediyor. Ama Avrupa şüpheciliği şu an İtalya'da hani çok da şey değil, çok da ön planda olan bir konu değil mesela pandemi sonrasında. O yüzden bu çok enteresan, çok değişken bir süreç. Ya o şeyle alakalı bölüyorum ama son bir not tabii, belki lütfen. Avrupa şüpheciliği ile ilgili. Yani şimdi İtalya'da bu koalisyonlar, koalisyon hükümetleriyle yönetiliyor. 90 Forza Italia'nın 2000'lerin başından itibaren şey bitti. Ve koalisyonlar, işte o 3. Cumhuriyet koalisyonlar dönemiyle birlikte zaten böyle üçlü beşli partili koalisyonlar oluyor ve her koalisyonlar dönemi ekonomiyi, Avrupa Birliği'ne olan inancı ve işte demokrasiye olan inancı falan filan bir böyle sarsıyor. Sonra bir teknokrat hükümeti kuruluyor. Yani Draghi'nin evet. hükümeti de o açıdan bütün rayından çıkmış İtalya'yı böyle siyasi, kültürel, ekonomik açıdan tekrar rayına oturtmak için. Son şey ilginç. Yani Avrupa karşıtlığı gerçekten önemli değil. Hatta ben Salvini'nin tweetlerini falan takip ettiğimde şeyi görüyorum. Yani bu göçmen karşıtlığı konusunda bile istikrarlı bir söylemi yok şu anda. Yani evet, mesela en son attığı tweetlerden bir tanesi şey diyor. Yani göçmenler bizim için iyi ama göçmenlerin gelişi kontrol edilmeli. Burada kalışı da kontrol edilmeli. Ya aslında burada çok yapıcı bir göçmen yaklaşımı var. Bir anda insan afallıyor ve bu ekonomiyle ilgili, AB ile ilgili pek çok farklı bu controversial konuyla ilgili söylemlerinde böyle ani değişimler var. Yani kesinlikle. Bence bu da İtalyan popülizminin genel ruh halini bize anlatıyor. Yani böyle constant bir şey yok. Biraz evet. böyle daha pragmatist bir popülist anlayışı var diye düşünüyorum ben. Ve kesinlikle. Susuyorum. Evet ederim. Mesela göçmen politikasında dediğim gibi mesela siz göçmen karşıtısınız dedikleri zaman da zaten şey diye kendini savunuyor. Yani işte biz aslında Afrika'da göçmenleri Afrika'da oldukları yerdeyken biz yardımlarımızı götürelim. Yani buraya gelip de burada işsiz kalmalarındansa biz işte yardımlarımızı oraya yapalım. Oradaki bir şekilde oralara yardım ulaştıralım vesaire gibi. Hani orada da kendi o şekilde savunuyor. Yani ben göçmen karşıtı değilim aslında gibi bir savunmaya geçiyor. Ama bakın diyor işte bunlar kapıları açtılar. İşte bir sürü düzensiz göçmen geliyor vesaire vesaire. Yani dediğin gibi şey çok söylem sürekli değişiyor. Zaman zaman göçmen konusu önüne çıkmışken işte başka zaman farklı bir söylem. Yani çok ciddi anlamda esnek gibi yapıları var. İnanılmaz düzeyde. Şey de öyle. Five Star Moment da öyle. Yani bir dönem anti-Eurozone falan, Eurozone karşıtı falan bir şeyken şu an işte dediğim gibi birlikte hareket edebiliyorlar. Yani o çok ciddi anlamda stratejik davranmak ve pragmatik davranmakla alakalı bir şey. Buyurun Hande Hocam. Hande Hocam bir şey söylemek istiyorum. Merhaba Hande. Selam Selcan. Çok selam, merhaba Hande. Şeyi merak ettim ben de, yani bu reddettikleri Avrupa'da şimdi çok ciddi bir yeni bir yeşil dalga var. Evet. Yani aslında şu anda en önemli politika bu. Yani biliyorsun işte yeşil mutabakat, Green Deal tabii. Green Deal, işte iklim yasası konuşuluyor. Şimdi Almanya'da Yeşiller birinci parti olacak gibi duruyor filan. Evet. Yani Lega'nın pozisyonu nedir bu konuda? Çünkü bu reddettikleri Avrupa'nın şu anda en önemli parçası ya da boyutu bu. Gibi duruyor. Bunu da reddediyorlar mı? Yoksa hani çünkü mesela çevre şeylerine hiç bakmadım Hande, yani spesifik olarak, ama çok güzel bir soru aslında. Yani yeşil harekete nasıl bakıyorlar? Green Deal, bu son tabii şeye bakmak lazım. Biraz daha son döneme bakmak lazım belki bunun için, ama
Spesifik olarak hani böyle çevreyle ilgili bilmiyorum Ebru belki seni eklemek istediğim bir şey olurum ama çevre üzerine ve green green deal yeşil mutabakat ve bununla ilgili herhangi bir şey yakaladın mı sen? Ben hiç böyle spesifik bir söylem veya şeylerini yakalamadım açıkçası. Siyasi, ya hayır. Zaten Lega'nın öyle bir söylemi değil yok mi? Yani ben çevre konusunda bir bilgim yok ama evet, ben de hiç de denk de gelmedim hiç. Yani. Beş Yıldız'ın çıkış noktasıydı. Hani ben şey de evet. Bilmiyorum mesela İtalya'da bir çevre partisi, yeşil parti. Yani o kültür orada çok zayıf ki. Zayıf, İtalyan çok zayıf. Kültürün evet. Çevreyle olan çok kuvvetli aslında toplumsal hayatta ama bilmiyorum biraz araştırmak lazım. Evet yani ben de güzel bir bu, güzel bir soru. Trump popülizmi çok ciddi bir aynı tabii. Zamanda anti iklim, anti çevre, bütün yeşil politikalarda çok ciddi bir geri adımların atıldığı bir politikaydı. Yani o yüzden merak ettim acaba yani bu popülist partinin pozisyonu ne diye. Tamam o zaman bakmak lazım. Yani bakmak lazım gerçekten ama çok önemli bir boyut. Yani çünkü dediğim şey Trump'ta çok net yani duruş işte iklim anlaşmasına karşıtı vesaire falan ama Salvini de böyle bir şey hiç yakalamadım ya. Spesifik bununla ilgili söylem falan yakalamadım halde ama bir bakacağım. Gerçekten önemli bir soru. Çok teşekkürler. Ben belki sorularımın birini burada tabii, sorabilirim. Tabii. Bir önceki hocam. Konuya dönerek yani acaba popülizm Avrupa'da bugünlerde bir artış içinde diyebilir miyiz? Yani onun sebebi olarak da belki işte yeni jenerasyonları, teknolojiyi, sosyal medyanın gelişimini söyleyebilir miyiz? Keza öbür tarafta yani tırnak içinde solda da işte Syriza'nın, Podemos'un yükselişi belki böyle bir şeyi düşündürebilir. Ne demek istersiniz? Evet, ya şeyden sonra Umut Hocam bu Avrupa Parlamento seçimlerinden sonra bu popülist literatürde önemli bir isim Kasmude, Hollanda kökenli bir şey uzman hoca. Amerika'da yaşıyor. O şey dedi. Aslında popülizm is dead but long live radical right gibi bir şey tweet'i oldu. Yani aslında radikal sağ güçleniyor ama popülizm özellikle popülist solda bunu pek fazla göremiyoruz gibi bir şey oldu Avrupa Parlamento seçimlerinden sonra. Ama bir yandan da Hande'nin de bahsettiği gibi yeşillerde çok ciddi bir yükseliş var. Çünkü şöyle bir durum var bence. Merkez sağ ve merkez sol özellikle küreselleşmenin gerisinde kalanlar diyelim yani küreselleşmenin nimetlerinden faydalanamayanlar diyelim. Bunların sorunlarına cevap veremeyince çünkü popülistlerin şeyi şu aslında çözüm üretmiyorlar fakat gerçekten doğru noktalara odaklanıyorlar. Yani doğru noktalar derken halkın hassas noktalarına odaklanıyorlar. Vatandaşın hassas noktalarına. Yani sosyoekonomik sorunlar, kültürel kimlikle ilgili kaygılar. Yani popülizm literatüründe iki temel popülizm yükseliş nedenini açıklayan işte Panorist'te İngil Hart'ın makalesinden ve benzeri örnek verecek olursak temel şey ekonomik insecurity ve cultural insecurity. Yani ekonomik güvensizlikler ve kaygılar ve cultural backlash. Yani özellikle kimliğimizi mi kaybediyoruz? Kültürümüz mü gidiyor? Ulusal kimliğimiz mi gidiyor? İşte Avrupa kimliği mi gidiyor? İşte Avrupa İslamlaşıyor mu? Gibi kaygılar nedeniyle. Kültürel kaygılar, kimlik kaygıları ve sosyoekonomik kaygılar nedeniyle. İşte, göçmen konusunda hem ikisine birden bağlıyorlar. İşte göçmenler geliyor, işte sizin işlerinizi elinizden alıyorlar veya işte düşük ücrete çalışmak zorunda kalıyorsunuz söylemi. Kültürel anlamda da yine göçmenler geliyor. Özellikle non-European immigrants'a, Avrupa dışı geliyorsa veya işte Müslüman göçmen olarak geliyorsa, düzensiz göçmen. İşte bunlar da geliyorlar işte Avrupa'yı İslamlaştırıyorlar veya bizim işte İtalyan kimliğimizi tehdit ediyorlar gibi söylemler öne çıkıyor. İki nedenden dolayı yükseliyor. Ve dediğim gibi popülist partiler de spesifik olarak tabii popülist solda şey var yani küreselleşme karşıtı daha ekonomik boyut, sosyoekonomik boyut ön planda. Kimlik ve kültür boyutu radikal sağ popülist partilerde ön planda. Popülist radikal sağ partilerde ön planda. Kimlik boyutunda daha çok onlar vurguluyor. Göçmenlerin kültürel kimliğe etkisine vesaire. Bu yüzden de eğer bu partiler bu sorunlara çözüm, yani merkez sağlam diyorlar ki bakın merkez sağlam, merkez sağlam, işte neyse Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar zaten birbirine çok benzedi artık. Bunlar sizin sorunlarınıza çözüm pek bulamıyorlar. Biz alternatifiz. İşte o yüzden mesela Alternative for Deutschland, Germany partisinin şeyi gelişi oradan aslında. Yani bakın biz gerçek alternatif biziz size gibi. Alternative for Germany partisinin kuruluşunda. Kendini alternatif olarak gösteriyor. O yüzden de genelde merkez sağ ve soldan beklediğini bulamayan seçmenin de sağda daha çok popülist radikal sağa,
solda da daha çok yeşillere doğru kaydığını görüyoruz Avrupa'da son dönemde özellikle. Alternatif olarak yeşilleri görmeye başlıyorlar ve Almanya yeşil seçimleri o yüzden bizim için çok önemli bir gösterge olacak. Orada eğer Yeşiller birinci parti çıkar ve Hristiyan Demokratları Merkel'in partisini geçerse o bayağı enteresan bir gösterge olacak bu anlamda. Bu dediğimiz argümanı da biraz şey yapan, kanıtlayan diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi bu partiler, onu söyleyecektim, onu da bir bırakayım belki başka yorumlar, sorular olur. Bu partiler halkın gerçekten önemli olan sorunlarına odaklanıyorlar ve bunları ön plana çıkartıyorlar. Fakat çözüm üretmiyorlar. Yani çözüm üretmiyor. Çözüm üretmek yerine bir takım günah keçileri buluyorlar. Scapegoat dediğimiz günah keçileri yaratıyorlar. İşte göçmenler, Avrupa Birliği siyasi elitleri, şudur budur. Yani bir şekilde oranın konjonktürüne göre her ülkede bu değişiyor. İşte şeyde ise Suriyeliler, neyse işte hangi ülkede ise oranın azınlığı, göçmeni, mültecisi, işte oradaki temel diğer ötekileştirebilecek onların bulabildiği grup kimse ona odaklanarak bir takım günah keçileri yaratıyorlar ve biz diyorlar bakın bunlara karşı kapıları kapatıyoruz ve bir şekilde sorunlarına bu şekilde çözüm buluyoruz gibi bir. Fakat pandemi sonrası şöyle enteresan bir durum oldu Umut Hocam bence. Pandemiden sonra ilk etapta bunlar böyle bir ne yapacaklarını şaşırdılar bu partiler. Yani çünkü insanların somut çözümlere ihtiyacı var pandemiden sonra. Yani herkes artık sadece günah keçisi bulmak yetmiyor. Bir takım sosyoekonomik paketlere, işte Avrupa Birliği'nin fonlarına, İşte mesela bu partilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de conspiracy theory'ler. Yani bu, şimdi Türkçe'ye çeviremedim. Conspiracy theory'ler. Şeyler. Neyse, anlıyorum. Komple teorisi. Teşekkürler Ebru Hocam. Komple teorilerini ön plana çıkarmaları ve komple teorilerine inandırmaları insanları. Ama bunlar da bir süre sonra, yani çok etkililer bu arada, hala daha etkili oldukları noktalar var ama bir yandan insanlar daha somut çözümler aradılar başlangıçta. Ve bundan dolayı ilk etapta şeyi gördük, yani ciddi anlamda bu partilerin düşüşe geçtiğini gördük. Mesela İtalya'da da Lega'da çok şu anki son anketler, en son gördüğüm 22-23'lere düşmüş durumdalar ki gördüğünüz hani 130'lardan falan 130-133'lerden düşmüş durumda. Ama bir yandan orada şimdi yine yeni bir, yine diğer bir radikal sağ parti merkez sağda partiler güçlenmeye devam ediyor. Yani bir şekilde hani Lega'nın düşüşü sadece yetmiyor. Diğer farklı alternatif yine merkez sağdan ya da işte daha radikal sağ yakın söylemden partilerin yükseldiğini görüyoruz anketlerde. O yüzden yani bu biraz bu sorunlara somut çözümler üretilip üretilmemesiyle bence çok alakalı olacak. O yüzden şu anki bu tip soruları da çok genelde bu popülist radikal sağ çalışan girdiğim en son takip ettiğim webinarlarda da gördüm. Şu an net bir şey diyemeyiz. Hani pandemi popülist radikal sağ güçlendirdi mi yoksa düşürdü mü net diyemeyiz. Bunu biraz daha zaman gösterecek diye genelde bu konudaki uzmanlar böyle cevap veriyor. Net bir şey demiyorlar. Ben de o yüzden biraz ucu açık bırakıyorum. Biraz bu sorunlara ne kadar Avrupa Birliği'nin ne kadar çözüm üretebileceğine bağlı ve de ulusal düzeyde buna ne kadar çözüm var, bu sorunlara, sosyoekonomik sorunlara ne kadar çözüm üretebileceğine bağlı. O yüzden de merkez sağ ve merkez solun, belki de onu eklesem iyi olabilir. Şey demesi mesela, bunlar işte göçmen karşıtı. O zaman senin göçmen politikan ne? Yani bunu net ortaya koyman lazım. Ben açık kapı politikası izliyorum demek değil ama işte ne bileyim ben şu tip göçmen, yani şu göçmeni alacağım, bunlar mülteci, yani şöyle bir politika izleyeceğim. Bunu çok daha somut ortaya koymaları gerekiyor. Yani şey yaparak sadece, onlar işte şey gördüğü zaman bu sefer, yani bunlar anti-immigrant, bunlar pro-immigrant değil. Yani pro-immigrant olabilirsin ama nasıl bir göç politikan var, bunu ortaya koyman lazım. Ciddi anlamda bir alternatif oluşturabilmek için. Hocam çok teşekkür ederim. Chat'i görebiliyor musunuz? Sümeyra Hoca, Kaya Hoca, Elif Hoca. Sorular var. Ben hemen teşekkür ediyorum. Gözümü takayım onları. Rahim Hoca'nın ayrılması gerekmiş ama Parochial Europe argümanının İtalya dışında başka popülist partilerde de sahiplendiğini gözlemleyip gözlemlemediğinizi soruyor. Rahim Hoca'ya da çok teşekkürler. Yani evet biz Rahim, yani bizim konuda ben Lega özelinde baktım. Ama yani benzer söylem ve politikalar dediğim gibi özellikle Fransa'da Marine Le Pen'in partisinde, Almanya'da Alternative für Deutschland ve Freedom Party of Austria. Avusturya'da da çok benzer söylem ve duruşların olduğu ve Avrupa Birliği'ne bakışların olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu Parochial Europe
bunun bu söylenenin paraklorop oldu. Ben makalemde bu teorik çerçeveye bu case'i oturttum aslında bakarsanız bir şekilde. Ama yani o case'ler üzerinden de bunu söyleyebiliriz. O case'ler içinde bunu söyleyebiliriz diyebilirim. Ama ben Lego örneği üzerinde. Başka bir soru çok var mı acaba şu anda? Sağ ol Regis Payment. Teşekkür ederim. Başka bir soru var mı? Ben case'den chat'ten göremedim. Tamam, şimdi bakıyorum. Hocam peki Doğu Avrupa'daki bu Orban liderliğindeki popülist sağ yükselişiyle bu Batı Avrupa'daki popülist sağ yükselişin ilişkisi ne şekilde? Biraz çetrefilli bir çok güzel bir herhalde. Soru. Çok güzel bir soru Umut Hocam. O da yani yakın dönemde bu konuyla yakın bir webinar takip izledim. Orada da çok enteresan bu tartışıyordu ve belki bundan sonra biraz ona da bakmak lazım. Çünkü hem yakınlar ama bir yandan da dediğim gibi bu radikal sağcı mesela biraz önce çok detay anlatmadım ama bir grup daha var Avrupa Birliği parlamentosunda. O grup da yine Giorgia Meloni liderliğinde herhalde. Evet yani hem European Conservatives'den Reformist'e geçen grup. Bunlarda da yine şey var. Farklı işte Vox Partisi, İspanya'nın yeni yükselen radikal sağ partisi. Mesela İspanya'da İspanya şey deniyordu. İki ülke kaldı. Bir İspanya, bir Portekiz deniyordu. Popülist radikal sağ partisi olmayan, güçlü olmayan veya hiç olmayan. Maalesef İspanya ve Portekiz de katıldı. Özellikle İspanya'da Vox çok ciddi anlamda yükselişte. Ben İspanya hatta böyle bir bazen geliyorum ama artık şey İspanya benim master tezimde ben İspanya Katalanlara ve Basklara çalışmıştım. O yüzden artık İspanya Vox'a da mı Vox'tan falan diyorum bazen ama sonra diyorum ki çok fazla sadece case'i genişletme diye kendimi yüklenliyorum. Ama şey İspanya örneği çok enteresan. Neyse soruya gelecek olursam Umut Hocam Avrupa Birliği içinde Doğu Avrupa benim çalıştığım bölge değil ama çok kısaca bir şey söylemeye çalışayım. Orta ve Doğu Avrupa üzerine çalışmıyorum. Ama özellikle Polonya ve Macaristan çok ciddi anlamda demokratik backsliding'in demokrasi çok ciddi anlamda gerileme yaşayan ülkeler. Özellikle Macaristan çok daha kötü durumda. Polonya'da da durum çok parlak değil. Bu bir yandan da sadece buralarda değil, Çekya, Slovenya, bütün buralarda ciddi anlamda biraz birbirlerinden de etkilenerek daha fazla ciddi anlamda bir popülist ve popülist radikal sağ duruş söylem var. Ama dediğim gibi farklılıkları şey en büyük kırıcı nokta. Yani bu aralarındaki gruplaşma neden hepsi bir araya gelemiyor? Bunu biraz daha detaylı incelemek lazım. Benim de açıkçası kafamdaki şeylerden bir tanesi o webinar izledikten sonra da oydu. Şimdi sizin sorunuz üzerinde tekrar Umut Hocam. Senin sorunun üzerine tekrar bu şey fikir daha da canlandı. Çünkü o gerçekten enteresan. Bir araya gelemeyen noktaları bu Rusya karşıtlığı veya Rusya yanlısı olması dışında neler var? Mesela Macaristan'da en önemli üniversitelerinden bir tanesi Central European University'yi Orban şeyden gönderdi. Ülkeden attı ve Viyana'ya taşındı üniversite. Ama şimdi yakın zamanda Çin kökenli, Çin destekli bir üniversite kuruldu mesela. Ve bu bahsettiğim son izlediğim akademik tartışmanın olduğu webinarda da şu vurgulanıyordu. Yani bir şekilde aslında bu ülkeler Macaristan, Polonya ve sadece belki bu ülkelerdeki bu işte Orban ve Polonya'daki şu an iktidardaki hükümet benzeri değil. Bir yandan işte belki buna Salvini ve şey de katabiliriz ama onlar özellikle Macaristan ve Polonya üzerinden söylediler. Rusya ve Çin'in aslında Avrupa Birliği'ndeki Truva atı olmaya başladılar. Yani bir şekilde aslında AB'nin bahsettiğim gibi parakül Avrupa doğru dönüşmesi kimin işine gelir? En çok Rusya ve Çin'in işine gelir değil mi? Yani o yüzden de bir şekilde çok ciddi yakın işbirliği içinde olduklarını görüyoruz. Bu hatta aşılara falan bile yansıyor biliyorsunuz. Yani çok enteresan böyle ilişkiler ağa. Buralarda mesela işte Sinovac'ın kullanılması vesaire Macaristan'da ilginç mesela. Ve çok ciddi anlamda finansal destekler aldıkları ile vesaire ilgili tartışmalar da var. O yüzden bir takım Orban'la bu arada şey de çok uzak değil ama tabii Orban şeyin içindeydi bu arada. Hristiyan uzun yıllar, bu çok enteresan, uzun yıllar Orban'ın partisi Fidesz Partisi Avrupa Parlamentosu'nda Hristiyan Demokratların içinde yer aldı. Ve buna mesela Merkel de karşı çıktı. Mesela orada da tartışılan şeylerden bir tanesi bu. Yani Merkel bunu uzun süre o da göz yumdu. İşte Manfred Weber bu Hristiyan Demokratların başındaki kişi buna göz yumdu. Yani bu kadar Avrupa Birliği'nin standartlarına, demokratik standartlarından geri giden bir ülkeyi sen ve bu partiyi sırf
sandalyemiz azalmasın Avrupa Parlamentosu'nda diye en önemli nedeni bu. Ve tabii bir yandan da bunun yanında da Almanya'nın Macaristan'daki yatırımları, ticari ilişkileri vesaire vesaire. Bundan dolayı Orban'ın partisi şeyden çıkartılmadı uzun süre. Daha yeni çıkartıldı şeyden. O da ben çıkartılacağı artık netleşince ben ayrılıyorum dedi zaten partiden. European People's Party'den çıkıyorum dedi. Yani Orban'ın partisi mesela şeyde değil. Bu Identity and Democracy grupta değil mesela. Şimdi girecek nasıl olur bundan sonrasında göreceğiz ama yani o yüzden hani bu şey milliyetçi ve şey grupta da milliyetçi muhafazakar veya radikal sağ dediğimiz grupta da çok ciddi farklı kırılmalar var. Onların detaylarına, farklılıklarına biraz daha girip bakmak lazım. Bu da mesela bundan sonraki açıkçası kafamda olan şeylerden bir tanesi araştırma konularından. Teşekkürler hocam. Atakan'ın bir sorusu var yine chatte. Tabii. Ben okuyayım isterseniz. Genel olarak sağ partiler ve AB ile ilgili bir soru. Delanti Avrupa'nın icadı kitabında gerek ırkçılığın gerek aşırı sağın aslında Avrupa'nın marjinal unsurları olmadığını, sadece karanlıktaki diğer yüzü olduğunu belirtir. Genel olarak siyasal partilerin söylemlerine baktığımızda dışarıdaki öteki yüzlerine söylemler arasında çok ciddi bir farklılık yok. Eleştirel söylem analizi çalışmaları da bunu aslında destekliyor. Bu perspektiften baktığımızda günümüzde AB'nin yaşadığı kriz dışarıdaki ötekiden ziyade kendi içindeki ötekiyi inşa etmede mi yaşıyor? Enteresan bir soru. Evet. Nereden başlasam? Devam ediyor siz de gördünüz yani, herhalde. Yani Avrupa Birliği tabii yani aslında bakarsanız ilk kurulduğu zamanda da ötekilerinden bir tanesi kendi geçmişiydi aslında yani. Geçmişindeki bütün savaşlar, Nazi geçmişi vesaire. Yani Avrupa enteresan bir hikayesi var. Yani bir yandan demokrasinin beşiği vesaire insan haklarının doğduğu yer ama bir taraftan da işte faşizm, nazizm ve benzeri bir sürü işte diğer tarihteki diğer savaşlara vesaire girmiyorum. Bütün bunları ya bir yandan kendi geçmişini de ötekileştirerek aslında Avrupa Birliği bir barış projesi ve gelecek projesi olarak kuruldu. Öyle bir şeyi var tabii kendisinin kendi geçmişini şey yapması, ötekileştirmesi söz konusu. İçerideki ötekinin kim olduğunu inşasında bir kriz var. Atakan hocam yani tam soruyu tam anlayamadım o açıdan ama yani şöyle diyeyim. İçeride de bir yandan şey kısmı var tabii. Şöyle bir ikilik de var. Yani bir yandan işte Orban'ı eleştiriliyor vesaire ama mesela bu bahsettiğim tartışmada da Orban ve Polonya izlediği takip ettiğim tartışmada da öne çıkan konulardan bir tanesi buydu. Bir yandan uzun bir sürede bu bir şekilde gerçekten istense bu partilere ve bu hükümetlere bir takım yaptırımlar uygulanabilir. Yani hep şey deniyor, bir şekilde bunların oy verme hakları en fazla Lisbon Anlaşması'na göre yapılabilecek şey onların konseydeki oy verme haklarını engelleyebilmek. Buna işte nuclear option deniyor ama çok zor tabii bunun yapılması. Çünkü mesela Macaristan'a bu uygulanacak olsa Polonya destekliyor. Bütün ülkelerin buna onay vermesi gerekiyor çünkü bunu uygulanabilmesi için. Bu olmuyor. Yani Polonya Macaristan'ı bir şekilde destekliyor. Macaristan Polonya'yı destekliyor falan bir şekilde koruyorlar. Ama bunun dışında bir şekilde yapılabilecek farklı alternatifler var ve geçen sene özellikle şey tartışıldı ve karar verildi. Artık fonlar verilirken de yapısal fonlar, AB fonları verilirken de conditionality ilkesi dediğimiz demokratik standartlara uyuyor mu ülke? Ondan sonra işte hukukun üstünlüğüne uyuyor mu gibi temel AB kriterlerine uygun kriteri geçirdi. O yüzden deniyor ki yani Avrupa Birliği aslında istese bu ülkelere yaptırım da uygulayabilir. En azından bu fonları daha fazla kesebilir. Çok daha fazla yaptırım uygulayarak şey yapabilir. İşte dediğim gibi yani Orban'ı bile Hristiyan Demokrat Grup'tan Avrupa Parlamentosu'ndan bu kadar geç atmak. Bu arada parti grubunun içinde kaldığınız zaman da şey alıyorsunuz, finansal destek alıyorsunuz. Orban'ın bir sürü yolsuzlukları çıktı ortaya mesela. Yani hala da çıkıyor. İşte ailesinin çevresinde kadar zengin ettiği vesaire. Ve bir şekilde yani Avrupa belki Avrupa Parlamentosu'nun AB fonlarını da kullanarak bu zenginlikte onun da etkisi var. Ülkedeki kazandığı ekstra zenginlikler dışında. Yani ama bir yandan da işte bir dediğim gibi karşılıklı bir takım çıkar ilişkileri yüzünden bunlar göz ardı edilip bu yaptırıma uygulanmaya da biliyor. O yüzden aslında bir yandan da Atakan'ın dediğine belki o anlamda sorusuna bilmiyorum tam cevap verebildim mi ama bir taraftan da böyle bir durum da var. Yani evet farklı Avrupa anlayışları çatışıyor ama bir yandan da belki daha pozitif veya daha gelecek merkezli global Avrupa anlayışını savunanların vesaire de çok büyük hataları da var tabii bu popülist radikal sağın güçlenmesi ve parakul Europe anlayışının bu kadar etkili olmaya başlamasında.
diyebiliriz. Belki öyle bir açıklama geçebilir miyim? Bilmiyorum. Atakan sorunu belki sessizle konuşmak, söylemek istersen daha iyi belki cevaplamaya çalışabilirim. Selam Atakan. Merhaba. Hocam aslında ben şey demeye çalışmıştım da. Hani genel olarak ben okuduğumda söylemleri atıyorum. Aşırı sağlam bir söylemi. Orada Gerard Delant'in kitabı çok iyidir gerçekten. O, yani Avrupa evet, kimliğini evet benim için de yani doktora tezimde kullanmıştım. Çok çok iyi bir kitaptır gerçekten. Hocam hani Merkel'in söylemlerine baktığımda da hani atıyorum aşırı sağ söylemlerine baktığımda da özellikle dışarıdaki derken yani Avrupa'nın dışındaki Türkiye üzerindeki söylemlerin hepsi çok ciddi bir farklılık göremiyorum. Yani söylemler kültürel yani özcü perspektifte hep aynı gibi geliyor bana. Sadece şiddeti biraz daha farklı gibi. Ama hani dışarıda sanki bir nasıl ifade edeyim? Yani bir söylem birliği var gibi geliyor bana. Yani okuduklarım öyle özellikle bu eleştirel söylem analizi çalışmalarını veya daha doğrusu post yapısalcılarda hep benzer şekilde çalışmalar var. Söylemlerin benzer olduğunu söylüyorlar. Ve buna şey de dahil, yeşiller de dahil. Yeşillerin söylemlerinin de aslında bir nevi buna kaydı. Özellikle Almanya örneği üzerinde. Yani bu nedenle Avrupa ben Atakan ona çok, katılamayacağım. Yani onu ben şu bu çalışmam üzerinden değil ama şeyden dolayı dediğim gibi benim doktora tezim Avrupa kimlik inşasıydı zaten AB içinde ve bütün işte bu siyasi partilerin Avrupa Parlamentosu'ndaki söylemleri ve eliklerle orada siyasi eliklerle görüşmüştüm. Mesela orada gerçekten Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni tartışırken Avrupalılığı da tartışıyorlar ya. Mesela orada çok net şeyi görüyorsun. Yeşillerde ve Sosyal Demokratlarda çok ciddi anlamda değerler bazında bir Avrupa tanımlaması var. Ve gerçekten diyor ki ve Türkiye'nin AB üyelik hikayesi de buna ispatlıyor zaten. Eğer gerçekten Türkiye işte Kopenhag kriterlerini karşılarsa demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü vesaire. Bunları karşılarsa Türkiye evet Avrupa Birliği üyesi olmalıdır diyen yani ve bunu gerçekten savunan insanlar da gördüm. Ama bir yandan da o dönem bile dediğim gibi reform süreci iyi giderken bile biz ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde ikna edemeyeceğimiz Türkiye'yi kesinlikle Avrupalı görmeyen bir ekip de vardı. Bir kesim de vardı. Bir yandan şey ayrımı da vardı yani bazı özellikle Hristiyan Demokratlarda da bunu gördüm. İstanbul and the rest of Turkey mesela. İstanbul'u evet. Türkiye'nin geri kalanını ayrıştırma yani Türkiye'yi tanımlarken. Ve Türkiye'nin üyeliğini ve Türkiye'nin Avrupalılığını tartışırken aslında onlar Avrupalılığı da tanımlamış oluyorlar. Çok enteresan bir şey. Yani bu anlamda hepsini aynı kefeye ben koyamıyorum açıkçası. Kendim hani, yaptığım araştırmadan dolayı söylüyorum kendi bakış açımla. Hepsini aynı kefeye koyamıyorum. O yüzden de Yeşillerin, Sosyal Demokratlar, mesela liberaller de daha interest-based bir approach'ları var. Yani tamamıyla çıkar temelli ekonomik baz açısından bakıyorlar vesaire. İşte Türkiye bizim için stratejik anlamda, ekonomik anlamda önemli olduğu sürece, bizde işbirliği yaptığı sürece neden AB üyesi olması diye. Liberaller çok daha böyle interest based böyle bir bakışları var. Çok daha pragmatik bakışları var. Şeyle dediğim gibi Yeşiller ve Sosyal Demokratların değerler bazında. Ve bu süreçte gerçekten biz maalesef reform sürecinde gerileyerek ve son dönemdeki özellikle siyasi gerginlikler karşılıklı AB ile ilgili ve bir takım demokratikleşme sürecinde çok ciddi backsliding Türkiye'de de olduğu için, geri gidişi olduğu için maalesef orada bizi destekleyen kesimlerin de desteğini artık tabii kaybettik. Yani hani ciddi anlamda onu ama yeniden kazanmak mümkün o insanları. Ama bazı bir kesim var ki onları kazanmak ne yaparsak yapalım mümkün değil mesela. Ondan dolayı ben farklı Avrupalar olduğunu ve farklı Avrupa anlayışı olduğunu düşünüyorum açıkçası hala da. Hepsini aynı şekilde değerlendiremem diyelim açıkçası. Senin sorunu şimdi daha iyi anladım Atakan. Teşekkür ederim şey için. Ben teşekkür ederim. Sesli soru için. Hepsini aynı kefeye ben koyamıyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Başka bir soru yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz belki diye düşünüyorum. Bayağı uzamış. Ben şimdi fark ettim. 7.30 olmuş. 7.40 olmuşuz. Olsun çok dolu doluydu, umarım, çok keyifliydi umarım hocam. Umarım sıkmadık herkesi. Çok teşekkür ederim Selcan Hocam. Çok keyifliydi gerçekten. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Benim için de keyifli oldu. Hem herkesi bahaneyle görmüş oldum. Bir ön sohbet.